İzlediğiniz Tepeoba köyünün yakınında bulunan Dereli köyünün ise sorunu başka sevgili seyirciler. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Karayurt ve Karadağ mevkiinde taş ocakları açılmasına yönelik girişimler Dereli köyü sakinlerinin tepkisine sebep oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli köyünde yaşayan vatandaşlar bölgede yapılması düşünülen taş ocaklarına tepki gösterdi. Dereli köyü sınırları içinde yapılmaya çalışılan taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesine, tarıma, hayvancılığa, ormana ve turizme zararlı olacağı düşüncesiyle karşı olan Dereli köyü sakinleri tepkilerini dile getirdi. Köy muhtarı Ahmet Güneş, basın mensuplarını köye davet ederek basın açıklaması yaptı. Köy sakinlerinin de katıldığı açıklama köy kahvehanesinde gerçekleştirilirken, programa Güney Marmara Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Edremit Körfezi Şube Başkanı Mehmet Akif Özmal da katıldı. Yapılması düşünülen taş ocağı ve kırma taş tesisleri için 2 yıl önce köylülerin eylemleri olmuştu ve bu eylemler neticesinde proje askıya alınmıştı. Projeyi gerçekleştirmek isteyen şirketin yeniden girişimlerde bulunduğunu öğrenen köylüler, eylemlerini tekrarlama ve mücadele sürecine başladıklarını söyleyerek, "Köyümüzün kaderini değiştirtmeyeceğiz," dedi. Yapılan basın açıklamasında Edremit Belediyesi'ne ait Edbel şirketinin Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne tekrar başvurduğunu ve taş ocağı için verilen olumsuz rapora itiraz ederek ruhsat almak istediklerini belirtmiş olduğu dilekçelerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dereli köyü halkı ve muhtarlığı olarak bir kez daha diyoruz ki, Kaz Dağlarımızı, zeytinlerimizi, tarımımızı, hayvancılığımızı, toprağımızı, turizmimizi, sağlıklı yaşam hakkımızı, huzurumuzu, güvenliğimizi korumaya kararlıyız. Bu konuda her türlü yasal ve siyasal haklarımızı kullanarak mücadelemizi veriyoruz, verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Kaz Dağlarından gelen Edremit'in içme suyu hattı, taş ocağına sıfır noktadan geçmektedir. Söz konusu boru hattı sözde taş ocağı nakliye yolu boyunca 10 kilometre ilerleyerek Edremit'e ulaşmaktadır. Boru hattı boyunca bulunan dinlendirme ve havalandırma havuzları vasıtasıyla tozlanan su artık temiz kalmayacaktır. Ağır tonajdaki araçların bu önemli yatırımın isale hattını bozarak zararı uğratacağı ve kirletici ise aşikardır. Taş ocaklarının kırma eleme tesislerinde bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu su nereden karşılanacaktır? Hangi köyün içme suyu gasp edilecek ve kirletilecektir? Bütün yaz içme suyu sıkıntısıyla boğuşan Tepeoba köyü örneği varken bunu köylülerimize kim nasıl izah edebilir denildi.